Merhaba satranç severler. Bugün de Akiba Rubinstein hakkında bilgilendirme yapacağım. Veri tabanındaki oyun sayısı 1040. Kapsanan yıl 1897'den 1948'e. Oyundaki en çok oynanan açılışla geçiyoruz. Çünkü onu internet ya da açılış kitabı dediğimiz oralardan inceleyip irdeleyip öğrenebilirsiniz. Önemli oyunlarına değineceğiz. Önemli turnuvaları var, oyun koleksiyonları var. Rubinstein tarafından açıklanan oyunlar var. Evet. Rubinstein biyografisi. Yani Rubinstein kimdir? Akiba Kivelovich Rubinstein. 1 Aralık 1880'de Polonya'nın Slaviski kentinde doğdu. Aşırı yokluk içinde yaşayan bir haham ve bilgin ailesinin 12 çocuğundan en küçüğüydü. 10 kardeşi bebeklik döneminde tüberkülozdan öldü ve babası da Akiba doğmadan birkaç hafta önce öldü. Akiba büyük annesi ve büyük babası tarafından haham olmak için yetiştirildi ve Ceder'e gitti. Burada satrançla 14 yaşında tanıştı. 16 yaşında satrançla ilgilenmeye başladı. Teori ve bir haham yerine bir satranç profesyoneli olmaya karar verdi. Yüzyılın başlarında Rubinstein Polonya'nın Białystok kentine taşındı ve ailesini terk etti. Białystok'un en iyi oyuncusu ve Rubinstein'in ilk düşmanı olan Bartoszkiewicz ile çok çekmeden çok güçlendi. Erken satranç kariyeri. Rubinstein 1902'de Polonya'nin Lodz kentinde taşındı. Burada George Salvey ile karşılaştı. 1903'te Kiev'de 3. tüm Rusya şampiyonasına kazanmak için bir maç oynadılar. Kimlerle oynamış? Oldrich Duras'la, Jacques Mises'le. 1906'da gelişmeye devam etti. St. Petersburg'daki 4. turnuvada şampiyonasında Salve'nin arkasında ikinciliği paylaştı. Lös 1906'yı Mikhail Jigori'nin önünde kazandı. Karşı lehler tarafından kazanılan 5 aşamada 36 oyunculu bir turnuvada olan Ostend'de 1906'da Rubinstein mükemmel bir üçüncülük elde etti. Lös'teki yerel etkinliklerde başarılı oldu. Tabii ki burada Karspat'ın gelişimi, ilerlemesi, dünya şampiyonasına meydan okuması da dünya şampiyonu değil biliyorsunuz. İşte Birinci Dünya Savaşı, savaş sonrası dönem, satranç kariyerinin sonu. Sonraki yıllar. Açılış teorisine katkıları Akiba Rubinstein'in birçok önemli açılış varyasyonunu icat etti ve popüler hale getirdi. Veya başkaları tarafından yapılan yenilikleri tam teşekküllü açılış sistemlerine dönüştürdü. Birçok açılış varyasyonunda bu nedenle adını taşır. Bunlar arasında Nimzohit savunmasına Rubinstein varyasyonu, Fransız savunmasına Rubinstein varyasyonu, simetrik İngiliz'in Rubinstein varyasyonu, Fortnite 4 at oyunundaki önemli bir varyasyon. Queen Gambit'in taraş savunmasına karşı önemli bir sistemi reddedildi diye Schlechter tarafından tanıtıldı. Önceden bahsedildi. Slav'da Meran varyasyonu. Açılışlara katkısı çok olmuş. Kasparov ne demiş? Geri Kasparov demiş ki dikkatli bir analiz. Botvinnik döneminde gelen modern satrancın esasen modern satranç tarihinin babalarından biri olan Rubinstein'in oyunlarından çok güçlü bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. Vladimir Kramnik, Rubinstein inanılmaz yetenekli ve fantastik bir satranç oyuncusudur. Neden dünya şampiyonu olmadı? Bu benim için bir gizem. Boris Gelfand da demiş ki Rubinstein'ın favori oyuncusu olup olmadığı sorusu üzerine evet, elbette, kesinlikle demiş.
Diğer Rubinstein'ın kaynakları var. Ve şimdi önemli oyunlarına geçebiliriz. Beyazlar George Rod Laver, siyahlar Akiba Rubinstein. Taş girişimleri hafif taşlarla başladı. Taş değişimi olduktan sonra şurada George Rod Laver uzun çaprazda siyahta giden fili yerleştirdi. Akiba Rubinstein bunu göze aldı ve kısa rokunu yaptı. Ondan korkmuyorum dedi. Ve hafif taşlar geliştikten sonra D'de, C'de ve D'de bir açık at var. Hemen Akiba Rubinstein bunu gelerek gözünü vezire dikti, kalesini D8'e gelerek gözlüktü ve vezirini kaçtı. George Hosevi ve kısa roku da yaptı. Gördüğünüz üzere Akiba Rubinstein'ın B2 ve B7 ve C7'de filleri var. Direkt şaha bakıyorlar. Evet. D hattında D8'de kalesi vardı açık hatta. C8'e de açık hatta kaleye geldi. Bakın burada geldi. Şah dedi. Şah kaçıldıktan sonra at G4'e gelindi. At istekliydi. Piyon istiyordu. G4'e geldi. Burada filin değişelim. Bu tehlikeyi atlatalım dendi. Hemen vezir gelip E2'den şah mat edecek. H2 eri vezir tarafından tutuldu. Ve böylece kale alındı. Kale ile at alındı. Vezir alınırsa ne yapacak? Fil açmaz da gördüğünüz üzere şahın gidecek bir yeri yok. At var. Fili alıp şah diyebilir. Orada sıkıntılı durumlar var. Veziri verince diğer kaleyi de geldi. Veziri istedi. Filin korumasını ortadan kaldırıp mat edecek. Vezir de alınınca beyazda giden fili savunan vezir saptırıldı. Saptırma teması işlendi. Şah denince vezir gelindi. Ve şimdi kaleyle mat edilecek. Çünkü şahın gidecek bir yeri yok. G1'i de siyahta giden fili tutuyor. George Rod Laver tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Beyazlar Akiba Rubinstein, siyahlar Emmanuel Lasker. Biliyorsunuz Lasker dünya satranç şampiyonlarından biri. Ve hafif taşlar gelişildi. Şu anda her iki taraf hafif taşları geliştirdi. Taş değişimini tercih et Akiba Rubinstein. Ve burada ata fil değişerek bir er elde etti. Ve şimdi burada Emmanuel Lasker atla fili şişlerim ben dedi. O zaman dedi ben fili atı tutarım. Değişim yapıldıktan sonra da piyonu atla tutarım dedi. Uzun rok yaptı Lasker. Ben de kısa rok yapıyorum dedi Rubinstein. Fili açmaz aldı. At vurulunca fil vuruldu. Kale şah çekip müdahale edilecekti. Burada diğer piyon da kırılınca sen dedi taşı alabilirsin. Bu sefer kale alındı. Savunmaya gelen Lasker
Bakın burada savunmaya geliyor. Şah denildiği zaman şahı güvence altına alıyor. Ve vezirler de değiştirdikten sonra şah lasker ikinci katta piyonları temizlemeye niyetlendi. Üç piyona dört piyon atı bölmüşler. Oyun sonunda kale oyun sonları önemlidir. Bir piyon avantajıyla ilerliyor. Ve diğer piyonunu da ilerleyince burada Akiva Rubinstein'ın üstünlüğünü bir piyon üstünlüğünü görüyor. Ve Emanuel Lasker tebrik edip masadan ayrılıyor. Beyazlar Akiva Rubinstein, siyahlar George Salve reddedildi vezir gambiti. Taraş savunmasına geçildi. Ve hafif taşların gelişimi tamamlandı. Taş değişimleri de hemen Akiva Rubinstein kısa rokunu yaptı. Ve gelişimi üstünlüğünü kurup oyunu bitirmeye hevesli. George Salve ben de kısa rok yaparım dedi. C hattı açık hat ve burada E2'ye bir baskı var hem vezir hem fil tarafından. Filden kırılıp vezir veya kale istenecek. Ben bunu gördüm diyor Akif Örümüş'ten. Bunu her turnuva oyuncusu görür diyor. Siyahta giden fili de geldikten sonra onu da değişti. Vezir de şimdi açarak bir saldırı durumu var. Beyazda giden fille Akiva Rubinstein George Salve'nin veziri isteniyor. Bu da kaçıyor tabii ki. Tekrardan at mı vezir mi diyor. Atlar da değişildi. Ve at kaleler batara yapıldı. Nerede yapıldı? C hattında. Gördüğünüz üzere C hattı tutuldu ve burada bir piyon vurulunca eğer vezirle kale alırsa Rubinstein de A7'deki kaleyi alacak. Bir piyon öne geçecek ve öyle yaptı. Bir piyon öne geçti. Ve şimdi vezirleri değişelim diyor. Kabul etmiyor tabii ki George Salve. Ve oyun sonu klasiği şahı merkezileştirmek önemli. Evet. Piyonların ilerliyor Akif. Sakin sakin. Ve şu anda vezir istendi. Piyon alınmadı. Ve ilerledi piyonunu. George Salve de piyon almayınca ve 7. yataya geldi. Şimdi burada 7. yataya gelen bir geçer er çok sıkıntılı durumlar oluşturabilir. Ki burada Akiva Rubinstein'ın kalesi, fili, veziri çok aktif çalışıyor. Taşlar koordineli, geçer eri var. George Salve'nin kalesi A hattının A dikeyinden çıkamıyor. B'ye gelse fille kırıyor, beyazda giden fille. C'ye gelse kale vezir var. Geri A8'e de gelemiyor. Bu sefer piyonu istese oradan onu da vezirle tutacak. Bunu isteyecek ve kaleyi alacak. Bu sefer düşünüyor ne yapalım diye. Düşünüyor, düşünüyor ve tebrik ediyor. Masadan ayrılıyor. Beyazlar Akiva Rubinstein, siyahlar Karel Hromadka. Tüh diyor, benim şansıma diyor, turda diyor, Akiva Rubinstein geldi. Nasıl şanslı bir oyuncuyum ben diyor, Karel Hromadka.
Evet arkadaşlar. Turnuvalarda hep böyle olur zaten. İyi oyuncu denk geldi mi çok şanslı hissedersiniz kendinizi. Evet, hafif taşlar geliştik dedi akü bölünmüşten. Fili istedi. Fili de ata değişince bu sefer diyor sen oradan şah kalede al diyor. Ben diyor orada bir takım sıkıntılar yapacağım sana diyor. Ve taş da değişince gördüğünüz üzere piyonu şahla tutuyor. Şah kale demesin diye, çatal atmasın diye. Ve tehlikeli olabilecek bir at. Merkezdeki bir at çok tehlikeli olabilir. Çünkü hem savunma hem saldırıya at destek verebilir. En güzeli onu değişmek dedi. Akıbörü Müştayn ve fili kovalıyor. Filin çıkış noktası yok gibi. Bu sefer diyor o piyonu da ben diyor şahla tutayım. Fillen diyor. Beyazda giden filimi kovalarsa diyor Akıbörü Müştayn. Piyonum düşer. Onlar ben o sıkıntıya gelemem diyor. Merkez benim için önemli diyor. Her oyuncu gibi diyor. Ve burada fil istendi. Fil kaçıldı. Ve buradan mat isteniyor. Gördüğünüz gibi vezir fil batarya yapıldı. A7'den şah ve mat olacak. Karel diyor ki o kadar da kolay değil. Biz bu numarayı yutmayız diyor ve fili siyahta giden fille A7'yi tutuyor. Şimdi at isteniyor. Atla vezir fil çatalı yapıldı. Ben de senin vezirini istiyorum diyor. Vezir kaçırılınca bu sefer de diyor buradan B7'den mat yapacağım diyor. A'daki erle vezir alınamaz. Vezir alınırsa açarak şah var. Piyondan alacağı için onu mat oluyor. Önüne şeyi de gelemiyor. Siyahta giden fili de gelemiyor. Gelse çünkü diğer karede 7. yatayda mat edecek. Sıkıntılar büyük. Ben de diyor o zaman karenin 7. yataydaki karenin gücünü keseyim diyor kaleyle. Ben diyor vezir de istiyorum diyor. Vezirin gidecek yeri yok. Vezir kaleyi tutuyor. Gidecek yeri yok. Kıpkırmızı oluyor vezir. Ne yapalım? O zaman diyor kare gözünü karartıyor. Kaleyi alayım diyor. Tabii ki vezir alınınca A7'yi tutan fil de tehdit ediliyor. B8'deki kaleyle şah denildi. Kaleyi de aldı. Atla alınmasına rağmen şimdi at isteniyor. Atın gidecek bir yeri var mı? Bakıyor. Burada. İki fil. Bir kale. Bir at bir fil. Evet burada piyon çokluğu var. Burada da Akif Arıbunşteyn'in beyazda giden fil ile siyahta giden fil. Fil çifti üstünlüğü var onun sonunda. Artı taşları çok aktif. Bunun bir avantajı var. Burada gördüğünüz üzere sadece at istenmiyor. Kale de isteniyor. Çünkü G8'deki kaleyle beyazda giden fil yenecek. Veya at yenecek. Bu sefer de tutamayacak. Çünkü bunu atı tutması için F8'e gelse orayı da fil kesiyor. Yani attan vazgeçince oyun bitiyor. Ya kaleden ya attan ya anadan ya yardan vazgeçleniyor. O kadar da değil diyor. İki büyük nimetim var diyor. Rahmetli Neşet Ertaş. Biri anam, biri yarim. İkisinden de vazgeçmem diyor. Biz nerelerden nerelere geldik? Karel Romatka Akif Örümüş'ten tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Beyazlar Akif Örümüş'ten, siyahlar Oldrich Duras. Evet. Şah denildi, piyon alındı ve vezir hamleleriyle tempo kaybetti. Oldrich Duras karşısındaki Akif Örümüş'ten olduğunu unuttu herhalde ve
Böylece değişelim dedi. Atları değişince sen dedi vezirimi al. Şah çekince atı mecbur geliyor. Şah deyince de burada şah deyince ne yapacak? Mecbur aldı. Kamikaze gibi vezir verdi. Niye? Çünkü Beyaz'da giden filini kaleyle alıp yani kale A1'deki kaleyi D1'deki fili alarak bu açık hatta gelip şahını oynasaydı mat edecekti. Onu gördü ve zorunlu olarak iki taşa veziri verdi ve teşekkürler. Oyun da taşlarla değiştikten sonra Holdrey'in gördüğünüz gibi fili ve kalesi çalışmıyordu. H hattı açılınca kaleye biraz gün doğdu. Aki ve Rubinstein de çaprazdaki fille bir tehlike oluşturabilirim diyor ve şahını merkezileştirdi. Kaleleri değiştireyim diyor. Fil çıkmadan diyor. İşi bitireyim diyor. Fili aldı ve piyonu tuttu. Belki diyor Aki Börümüş'ten A ve B'de iki piyonum var. Oldrich Duras'ın tek piyonu var. E kalesi de uzaklarda bir yerde. A'ya B'ye destek olamaz. Ben onları toparlarım diyor ve düşündüğüm gibi Aki Börümüş'ten hemen A'daki taşa gözünü dikti. Önemli değil alsın diyor G'deki eri. Ben diyor şimdi 7. yataya geldim. Keyfime bakarım diyor. Ve piyonu sabitliyor. Ve biraz daha ilerledikten sonra gel diyor değişelim. Gene gelmiyor. Şah vezir değişince bir kale üstün. Şimdi düşünüyoruz. Akiba Rubinstein kimdi acaba? Evet oyun sonu oynayan satranç ustalarından ne demiştik? Gerçekte iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız oyun sonlarını iyi oynamalısınız. Ve Akiba oyunu kazanıyor. Oldrich Duras tebrik ederek masadan ayrılıyor. Beyazlar Akiba Rubinstein, siyahlar José Real Capablanca. Evet. Bir dünya şampiyonu oynuyor Akiba Rubinstein. Bunun farkında kendini kanıtlamanın tam zamanı ve hafif taşlar gelişildi. Rokun attı Akiba Rubinstein. Gördüğünüz gibi fianchetto fili at hemen rokun attı. Jose Raul Capablanca oyun sonunda iyi oynuyor biliyorsunuz. C hattı açılacaktır. Kaleye geliyor ve C hattı şu anda açık. Fili alabilirsin diyor. Sorun yok diyor Capablanca. Sanki Capablanca biraz gelişimde geri kaldığı gibi. Evet. Hemen baskıyı kurdu. Ve Capablanca rokunu attı ve atı alınca file karşı bu sefer de atla vezir istiyor bir piyon alıyor. Piyonunu alırsa vezirle şah deyip siyahta giden filini alacak. Yani vezirle şah diyecek eğer piyonunu alırsa şah diyecek. C5'teki siyahta giden filini alacak Jose Capablanca'nın. Biz bu oyunu biliyoruz diyor. Ben de diyor beyazda giden filini isteyeyim diyor. Şahla tutuyor. Bu sefer açmaz da evet açmaz da kaleyle alamaz. Niye kaleyle alamaz? Kaleyle alırsa nasıl bir sıkıntı olabilir? Vezirler değişilebilir değil mi? Vezirler değişilebilir. Sonra da fille şah deyip kale alınabilir. O yüzden kaleyle almıyor, piyonla alıyor. O da siyahta giden fili alınca Capablanca 7. yataya vezirle dalıyor. Belki diyor oradan bize bir ekmek çıkar.
Vezirleri değişelim diyor Atiba Rubinstein. Ben diyor senin diyor tehlikeli oyuncu olduğunu biliyorum. Kendime de güveniyorum. Ben de oyun sonunu oynuyorum diyor ve vezirleri değişiyorlar. İki kale. Bir kaleler de değişince bir at, bir kale. Kale file karşı. Oyun sonunda biliyorsunuz fil biraz daha avantajlı, uzun menzilli olduğu için ve şah denildi. Tekrar şah denildi ve tekrar şah denildi. Şah ve burada 7. yataydan Akiva Rubinstein piyonları topluyor ve GHF hattında açık. Hepsi geçerler. A2'yi de beyazda giden fille tutuyor. Şimdi diyor atını da istiyorum diyor. Piyon alınınca geçer elde edildi. Burada eğer şahla alınırsa fil şahla alınırsa kaleyle A hattına gelip piyon isteyebilir. Onu istemiyor Papaplanga. Ben diyor eri alayım diyor. B'deki eri. Bu sefer haklı olarak beyazda giden fili kaçıyor. Akiva Rubinstein. Alabilirsin diyor. Şah deyince işler değişiyor. Çünkü şah deyip ne yapacak? Kaleyi A1'e gelip gelecek, engel olacak ya da kıracak. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Capablanca oyun sonu ustası. Ben vezire çıkabilir miyim diye. O zamanlar tabii ki bilgisayarlardaki engine dediğimiz yardımcı programlar yok. Bir fil, bir kale, dört tane de piyon. Tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor Capablanca. Beyazlar Akiva Rubinstein, siyahlar Carl Schlechter. Rubinstein diyor ki tam dişime göre rakip geldi diyor. Carl Schlechter renk de beyaz seviyorum zaten diyor. O da diyor iyi denk geldi ve merkez mücadelesi yapıldı. Taşlar değişildi ve Carl Schlechter şah dedi. Hemen almıyor gördüğünüz üzere. Veziri de çıktı. Şimdi mecbur kalındı. Vezirler de değişilince karşı lehter diyor ki ben hemen güvenceyi alayım şahımı diyor. Bu kısa bir rok yapıyor. Akiva Rubinstein filiyle bir manevra yaptı ve gördüğünüz üzere C hattı açık. Açık hatta hemen kaleye geldi Akiva Rubinstein. Ve 7. yataya daldı. 7. yatay çok önemliydi taktik olanakları yönünden. Ve şimdi at da gelip F7'deki piyon istiyor. Hemen bloke yapıldı beyazda giden fille. Şimdi at kovalanabilir. Diğer piyon da gelince evet başlandı kovalanmaya. F7'deki piyonu fille tuttu. Şu anda diğer G'deki piyon istiyor. H4 oynayarak onu da sana vermem diyor. Karşı şehirde. Akiva Rubinstein batarya yapıyor C'de. Kaleler değişilince tekrar 7. yatayda bir kalem var diyor. Şimdi er istiyor. Ben diyor A'daki eri kıracağım diyor. Burada F hattı kırılınca atla tehlikeli bir durum olabilir. Şah dendi. Şimdi beyazda giden fili saptırırsa şah kaleyi alacak. Saptıramıyor. Bu sefer ne yaptı?
Fille mecburen F7 karesi tutuldu. Şah kale demesin diye atla. Yoksa Akiber Rümuş'ten atı F7 karesine gelip şah ve kale diyecek. Üstün olacak. Evet, burada Akiber Rümuş'ten A6'daki eri kırdı. Şimdi 6. hattaki elleri istiyor. Şahlı atın istedi ama o kadar kolay değil dedi. Ve tekrardan dolandı atı. E5'e geldi. Ve burada bir taktik imkanlar olsun istedi. Şurada da piyonu kırarak, B'deki piyonu kırarak, B5'teki piyonu kırarak fili saptırırsa gene şah kale yapacak. Onu düşünüyor. Olmaz diyor. O zaman ben senin filini de alırım diyor. Burada bir er kırıldı. H'de ve A'da geçer eri var. Rubinstein'ın karşı rehber ne yapsın? İki tane zayıflık var. Bir zayıflık gene idare edilebilir ama iki zayıflık zor idare edilir. A'da ve H'de geçer er var. Ve şahı geldim arkadaş diyor. Şimdi diyor bir şah çeksem karşıki dağlar da ne olur diyor. Düşünüyor karşı rehber, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Şimdi kaleyle şah çekerse diyor. Akiba Rubinstein şurada bakın geldi. Akiba Rubinstein kaleyle G7'den şah çekerse nereye gidecek? H8'e şahı mecburen gidecek. Atla şah çekerse atı almak zorunda yoksa mat olacak. Onu da aldıktan sonra zaten iki tane de geçer eri var. Düşünüyor, tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Beyazlar Alexander Alekin, siyahlar Akiba Rubinstein. Bugün de şanslı günümdeyim diyor. Çünkü karşıma diyor Alexander Alekin geldi. Çok şanslı günümdeyim diyor. İyi bir oyuncu denk geldi ve gördüğünüz üzere İspanyol açılışının Berlin savunması yapılıyor. Evet. Herkes piyonlar değişildi. Fili vermem ben diyor. Fil önemli diyor. Oyun sonunda bana lazım olacak diyor Alexander Sanki şu. Rubinstein atlarıyla, filleriyle şahını iyi kapandı, savunma yaptı ve rokunu tamamladıktan sonra rahata ulaştı. Göreceğiz bakalım Alexander Alekin ne yapacak. Şimdi gördüğünüz üzere at fille tutuluyor. G5'te bir baskı var. At, fil, vezir 1, 2, 3 taşla isteniyor. Akiba Rubinstein fil ve atla tutuyor. Üçüncü taş yok. Bunu görünce kaleyle atı alıyor. Kötü taş değişimi diyoruz normalde, değil mi? Ama burada gördüğünüz üzere şahın koruyan piyonlarının düzeni bozuldu. Kulakları çınlasın Selim Hikmet Ertan abimizin neydi? Kalenin surları yıkıldı der buna haklı olarak. Şimdi bu atla bir merkez piyonu alındı. Önemli bir piyon. Şimdi şah çekilip vezir istenecek. F3'e göz koydu at. Onu da vezirle tutunca şimdi kaleyle aynı noktaya baskı var. Atla tutarım ben de dedi. Şimdi atı geri gelince atlar F4'e bakıyor. Vezir istenecek. Sıkıntılar olabilir. Bu sefer şaha bir kaçmak için yer açıldı gibi ve burada taşlar değişilince vezir geliyor ama geç kaldı. Şah denildikten sonra şimdi vezir serbestlendi. Çünkü atı vezir tutuyordu. Şimdi vezir serbestlendi. Gördüğünüz gibi serbest kalır kalmaz hemen atağa başladı vezir. Burada şahın G1'den gitme şansı yok.
H2'den gitme şansı yok. Gördüğünüz gibi. Burada şah dese at da var. Bakın burada at da var. Buradan atla gelirse H4'e şurayı da kontrol etmek durumu var. Düşünüyor. Düşünüyor. Alexander Alekin. Büyük usta. Ben diyor bu oyunu kaybettim. Niye kaybettim diyor. Gördüğünüz gibi Alexander Alekin'in şahının güvenliği söz konusu değil. Etrafında savunacak hiçbir taş yok. Akiva Rubinstein ise tamamen sağlamda ve atlar, taşlar koordineli bir şekilde çalışıyor. Ve Alexander Alekin Akiva Rubinstein'i tebrik ediyor. Masadan ayrılıyor. Beyazlar Akiva Rubinstein, siyahlar Richard Tahman. Tahman, Richard Tahman'dan da bahsettik bir videomuzda. Beyazlar Akiva Rubinstein, Richard Tahman'la bir hesabım vardı zaten diyor. Biliyorsunuz satranç turnuvalarında herkesin bir hesabı olur, bir rakibi olur, gözüne kestirdiği bir oyuncu olur. Ve Akiva Rubinstein hafif taşları gelişir gelişmez uzun rok tercih etti. Richard Tayman da kısa rok tercih etti ve burada koruyucu taş, savunma taşı siyahlı giden fille alındı. At alınınca diğer at devreye girdi. Ama no problem diyor Akiva Rubinstein. O atı da kovalayacağım, oradan sökeceğim diyor ve kovalıyor. Ve piyonlarla şahın üstüne üstüne geldim diyor. At bahane diyor. Benim diyor, gözüm diyor, şahta diyor. Diğer kaleyi de G hattına geliyor. Ve böylece G hattına niye geliyor diğer kaleyi? Şimdi G 5'teki eri at istiyor, bir de vezir istiyor. İki taşla isteniyor, bir taşla tutuluyor. O zaman ne olacak? Kayıp. Ben onu diyor veremem diyor. Akiva Rubinstein onun için geliyor. Aslındaki amaç ne? Mat etmek. Gözü nerede? Şahta. Fili feda ediyor. Şah diyor. Tabii ki piyonunu anlamaz. Çünkü alınırsa sıkıntılar olacak. Şah denecek. Açarak şah denebilir. Kaleyle şah denebilir. Sıkıntılar çok. Ben almam deyince bu sefer burada bu at diyor buradan sökülmeli. Beni rahatsız ediyor diyor. Akiva Rubinstein ve o dediğini yapıyor. Diyor ki şah için diyor attan vazgeçilir diyor. Şah önündeki piyonlara diyor. Ben kıracağım arkadaş diyor. Onun F7'deki eri sürüyor. Şah deyip de tempolu şekilde açılmasın diye. Bu sefer ne yapıyor? G'deki piyonu alıp Akiva Rubinstein kaleyle şah diyecek arkadaşlar. Ondan sonra tekrar şah deyip vezir düşürecek. Gördüğünüz üzere şah kaleyle niye alsın? Bir daha şah deyip vezir düşürecek. Bu sefer de almıyorum ben diyor. Ben diyor mat edeceğim diyor. Aldı. Taş değişti. Şimdi F'deki piyon da boşta. Ne yapacak? Düşünüyor. Richard Tayman düşünüyor. Ve Akiva Rubinstein'i tebrik edip masadan ayrılıyor. Beyazlar Akiva Rubinstein, siyahlar Geza Marowski diyorlar ki Akiva Geza'ya dikkat et. Marowski düğümünü düğümler kör düğüm yapar. Çözemezsin. Ucuna da taşı bağlar. Seni denize atar. Derinlere doğru gidersin der diyorlar.
Önemli değil diyor Akiva Rubinstein. Ben de diyor oyun sonunu iyi oynuyorum. Sıkıntı değil, gözüm kara diyor. Hafif taşlar çıkılıyor. C hattı açılacak diye Akiva Rubinstein C hattına kaleye geliyor. Ve böylece vezir de geldikten sonra fili de çıkıyor. Hafif taşlar çıkıldı. Geza Maruski gördüğünüz üzere kısa rokuda erken yaptı. Ve merkez piyona saldırıldı. C hattı da açıldı. Şimdi file bir baskı yapacak. D hattı da açık diyor. Oraya da Akiva Rubinstein kaleye geliyor. Ve siyahta giden fili H4'e geliyor. Niye? Çünkü burada amaç vezirle siyahta giden fili istemek. O kadar da değil diyor. Biz de acemi değiliz diyor Akiva Rubinstein. Onun için fillerini geri çekiyor. Aynı zamanda şahın koruması halinde savunmayı alıyor. Ve filler gördüğünüz gibi şahın önünde savunmada kaleler açık hatta atlar da merkez karelere bakıyor ve dolandı geldi. Şimdi atlar da atağa kalktı. Akiva Rubinstein Geza Maroski düğümünü yapacaktı ama da piyonların düzeni bozuldu. Burada bakın burada beyazda giden fille değişelim diyor. Değişiyorlar. Kaleyle alınca ben batarya yapayım en iyisi diyor. D'de bir batarya yapıyor. Çünkü at çatalı var. Burada siyahta giden file olmasa gördüğünüz üzere D6'ya atı koy, gelip iki kaleden birini isteyecek ve alacak. Bu öyle kolay değil diyor. Maroski filin oradan çekmem diyor. Aynı zamanda G7'yi de tutsun diyor. O zaman diyor ben de atımı diyor. B2 ile B2'deki B3 yaparak koruyacağım diyor Rubinstein. O atı orada istemiyorum diyor. Geza Maroski ve şu anda çatalımı attım. İster değiş ister değişme diyor. Mecbur değişeceğim diyor. Ve taşlar değişildi. Şimdi atın şah denildi. Ve gördüğünüz üzere D hattında bir batarya var. Şah denildiği için de şah nereye gidildi? H8'i. Köşede şah kendi köşesine çekildi. Şimdi yavaş yavaş Akiva Rubinstein rakibinin üstüne gidiyor ve hat açma çalışması al diyor sen diyor bunu. Veziri ye diyor. Şimdi veziri yerse ne olacak? Şaha çekecek. Atı savununca da kaleye de gelse hepsini alıp mat edecek. Al veziri diyor burada. Ben de seni mat edeyim diyor. Geza Maroski de diyor ki sen diyor beni acemi mi sandın? Ben veziri almam diyor. Ben açgözlü değilim diyor. Ben de usta bir oyuncuyum diyor. Burada gördüğünüz üzere piyonla şah çekip H'deki piyonla G7'yi alıp şah çekip mat edecek. Ve burada mecburen Geza Maroski piyonu alıyor. Ve şimdi tekrardan şah çekeceğim diyor siyahta giden fille. Düşünüyor Geza Maroski. Düşünmeye başlıyor. Ne yapalım diyor. Şimdi kale 7. hatta geldi oturdu diyor. Akiva Rubinstein için. E bir de batarya yapmış diyor. Onu alsam diyor. Diğer kale gelecek. Orada diyor bir 7. hatta hakimiyeti var. Vezirle de diyor G8'e gelmeye önlüyor diyor. Kaleyle de diyor. 7. yataya inmeye önlüyor. Bir şah çekse mat olacağım. Köşemdeyim zaten diyor. Şimdi düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Şimdi buradan şah çekip mat edecek. Çünkü kaleyle alındığı zaman vezirle alınıp şah çekiliyor. G8'e de gelince vezirle G7'den şah ve mat diyor. Bunu görüyor Geza Maroski.
Atın beni denizlere diyor. İçinden tabii ki diyor bunu. Ve Akiberi Rubinstein'i tebrik edip masadan ayrılıyor.